Ağzınıza sağlık. Sevgili arada, aileye de selam yollayalım. Selamlar. Evet, ediyoruz. Yılın şarkısı ödülünü de aldınız. Nasıl? İlk duyduğumuz ödülüyor. Andan beri belliydi ama yani. Hakikaten çok güzel bir şarkı. Evet, gerçekten aile nefis. Ama aile çok başarılı. Hem Türkan'da hem bunda hem kendi albümündeki diğer parçalarda. Ayla Çelik'e de buradan bir alkış gönderelim. Çok çok teşekkür ederim. Notlarda şey yazıyor. Ya bir erkek arkadaşının olamamasının sebeplerinden bir tanesi. Mesela hani kimseyle kesişemiyorum yazmışsın. Daha sonra kimsenin beni kesmesine izin veremiyorum mu? Ne öyle bir şey var? Kesişemiyorum öyle bir cümle benim ağzımdan çıkmaz yani de. Kesik atamıyorum yani öyle. Yanlıyam. Ya mesela dün akşam yemeğe gittik. İşte çok sevdiğim arkadaşlarım vardı. Ben yine böyle duvara karşı oturdum yani. O yüzden kesişemiyorum. Hani böyle kalabalığa Allah karşı oturmuyorum, hep duvar denk geliyor. O yüzden niye galiba yani, yalnızım. Niye mesela yani istemiyor musun yani birisiyle göz göze gelmeyi? Çok istiyorum Beyaz. Hani senin gibi mavi gözleri olsun mesela. Çok istiyorum. En büyük aşığım olabilirim. İstiyor ama duvardan çıksın istiyor. Bizim... Ne? Duvardan çıksın istiyor. O çıkarsa o işte benim erkeğim. Olmuyor yani. Bekliyoruz. Garip şeyleri var. Ben röportajda yine okudum. Sevdiğim erkeğin balık tutmayı mutlaka bilmesi lazım demiş. Ben İzmirli olduğum için biz böyle hani hakikaten denizde büyüdük. Vardır İzmirliler değil mi? Burada okuyan hemşehriler. Kız o zaman o da oltaya gelmek istiyorum demek olur. Ay. Olmaz öyle. Hiçbir tarafından bakmamıştır. Ya o yüzden deniz kıyısını severiz, balık tutmayı severiz. O yüzden ben de hani denizle haşır neşir olsun, işte doğal bir adam olsun istiyorum. Onu söylemiştim röportajda. Fosfor seviyorsun sen daha ziyade. Seviyorum, iyi geliyor. Harika. Evet. Peki, var mı bir niyet yakınlarda? Niyet çok ama var, içi Scorpit boş. Scorpit diye yani. Bir erkek arkadaşı var. Scorpit. Var her zaman beyazmakta. Biz balık istiyor. Düşünsene Kubat evlendi, çocuğu oldu falan. Ben hala aynı koltukta oturuyorum ve hala aynı... Kubat evlendi neymiş ya? Adam evlenecek tabii ki yani. Her şeyi demek istiyor. Az kalsın, o zaman evleneceğim yani. İki sene sonra Zeydi, diyordu. Evet. Ben sana konuşman için izin verdim mi? Ne pazarlıyorsun? Bu arada biz kendi aramızda bir şey konuşuyoruz. Mikrofonu gözüme koymak istiyorum. O mikrofonu ağzına sokma, ağzına. Evet. Bir arkadaşımız var. Sana biz teşekkür edelim mi artık? Teşekkür ederim. Ha? Ben zaten dedim Kubat Bey otursun sen diye de. Sen bayağı teyzemler yüzden... gibi oturmaya gelmiş Hayır. gibi. Gel gel. Çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben teşekkür ederim. Evlilik konusu açılmışken bir hayal daha var. Onu da alalım hemen sahneye. Evlenme teklif etmek isteyen bir arkadaşımız varmış. Nereden geliyorsun? Bilecik pazar yeri. Bilecik'ten geliyorum. Ne iş yapıyorsun? Kaymakamlıkta çalışıyorum. Kaymakamlıkta çalışıyorsun. Kime evlenme teklif etmek istiyorsun? Kız arkadaşım Arda öğretmen. Arda öğretmen. Evet. Kendisi burada mı şu anda? Değil. Bilmiyor, haberi yok. Tamamen duvara evlenme teklif etmek istiyor. İki Aralık'ta bağlanacak. Bu akşam bağlanacak. İki Aralık'ta bağlanacak. Aynen, bu akşam bekliyoruz. Bağlanır zaten. Bir tane arkadaş bağlayıverir sahteden şey yapamıyorum. Peki. Arka taraftan Tolga Çevik onun taklitini yapsın. Sen buradan. Sen buradan teklifini yap. Arka taraftan bakalım ses gelir mi? Bittin oğlum sen. Ara beni. Bu gece ara beni. Bir şiirim var, okuyabilir miyim? Günümüz kızım şiirim var, okuyabilir miyim? Şiirim var. Evet. Bir şiir varmış. Uzun mu şiir? Kısa. Ne kadar? Kısa. Bu kadar. Uzun mu? Tamam. Hadi bakalım. İsmi neydi? Şiiri bin mi? Yok, kız arkadaşım. Ya Büşra. Zaten heyecanlı. Büşra. Evet. Hadi bakalım. Arkadaş ortamında, muhabbet sırasında pek duymayız kendisinin sesini. Kendine kadar da çünkü sesi. Ama yalnız kalmaya gör, onun sesiyle özdeşleşirsin adeta. O tik der, sen yine yalnızım dersin. O tak der, yine çok özledim dersin.
Saat 1'i gösterdiğinde 1 gelir aklına. 2'yi gösterdiğinde ikilemde kalmak istemezsin. 3'ü gösterdiğinde yine çok uzun bir gece olduğunu anlarsın. 5'i gösterdiğinde aslında 4'tür. Geriye almadım kendisini. Geri dönüşleri sevmediğimden olsa gerek. Gideceği varsa gitmeli, duracaksa durmalı. 6'yı gösterdiğinde 6'ından daha değerli dakikalar başlamaktadır. 7'yi gösterdiğinde ise dünyanın 7 harikası yerine kendi harikan aklındadır. 8 olunca zır diyerek kalk demektedir kendisi. Ama bilmez ki sabaha kadar yummadığını gözlerini. 9 olunca seni 9 ay 10 gün karnına taşıyan değil. Hayır devam. Duygusallıkla devam. Çünkü mükemmel gidiyor vallahi. Gerçekten. Ben sadece 12 üzerinden mi 24 üzerinden mi? 12. Ben 12'den sonrayı merak ediyorum. Ben 12'yi gel ki 12'yi geçsin. Nasıl? 12'den sonrasını merak ediyorum. Abi 12'den sonra çünkü durdurma sattık diye atıyor anladın mı? Tamam herkes eski surat ifadesine dönüyor. Özür diliyorum. 9. 9 olunca seni 9 ay 10 gün karnına taşıyan değil, yine o aklındadır. 10'da ise sonsuzluk yerine onsuzlukla karşı karşıya olduğunu bir kere daha anlarsın. 11 olunca iki bir yan yana ama özlediğin, sevdiğin yoktur yanında. 12'de ise kavuşmuştur akreple yelkovan. Büşra, seni çok seviyorum. Benimle bir ömür geçirmeye evet der misin? Vay arkadaş ya. Sen düşünsene şimdi bunu evden seyredeceksin ya. Çok heyecanlıyım. Evden seyredeceğim belki yanında olacak o sırada. Olamayacak Ağrı'da hazır söylemişken. Ağrı'ya git oğlum gitsene yanına. Ben olsam giderim aynen kesin git. Ben zaten Ağrı'ya. Kızın niye Ağrı'ya gittiğini anladım. Çözeceğiz bunu. Oğlum belki yanında olursun, televizyonda düşünsene havanı ya, açıyorsun. Beyaz Show'da falan böyle şiirler, miğirler. Haberi var mı bugün buraya çıkacağının? Çıkacağından haberi yok, seyirci olarak geleceğinden haberi var. Aman! Sadece o kadar. Aman! Artık ne yaparsan yap bantta! Maymun mu oynuyor? Hemen! Ayağa kalkmaya gelmeyen oynasın! Öyle göbek etsin! Hay Allah'ım ya! Oturmak ister misin? Teşekkür ederim. Umut abi ayakta kalmasın. Teşekkür ederim. Hayır, estağfurullah. Lütfen. Damat Bey, buyurun. Az önce muhabbetini yaptım. Kubat ayakta kal dedim hatta. Oturun ya lütfen. Bir şey soracağım. Ne diyorsun? Kız arkadaşınıza sürpriz yapmak gerçekten hem çok güzel, çok romantik, çok insani bir şey de. Onun haberinin olmaması da tabii sürpriz olmasına vesile oluyor. Fakat babasının falan haberi var mı? Çünkü bizde genelde bu önemlidir ya. Az önce aradı kendisi, açamadım çünkü yarın... İşte bir de açamadın. O büyük bir ihtimalle seni açacak, hiç merak etme ya. Yarın KPSS sınavı var. Bu arada sınava girecek olanlara abi başarılar diliyorum. Ha KPSS, ha. KPSS anladım. 3 gün önceydi o. Yok, KPSS'ye götürecektim de kayınçomu. Yani nişanlımın... Ha, eyvallah. Sen geç, 3 gün KPSS'ye önceydi. KPSS'ye götüreceğim. Doğru, geçti. KPSS geçti. Oldu. İnşallah iyi geçmiştir herkesin sınavı. Sen yarın kayınçonu mu KPSS'ye götüreceksin? Evet, bu ne güzel bir aile ilişkisi. Ben işte böyle evlilikler istiyorum ya. Evet. Sabah kalkayım kayınçomu KPSS'ye götüreyim. Oradan görümcemle peynir alışverişe çıkayım. Yani içli dışlı yani her şey. Sen öyle misin aileyle böyle? Bayağı öyleyim. Ha? Evet. Giriyorsun yani işte. Aile büyüdü evet. Vay arkadaş ya özeniyorum bana. Hadi hakkında inşallah hayırlısı olur. Allah önünden çok, sonunu gür getirir çok inşallah. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Vallahi. İzninizle... İki hafta önce bir daha evlenme teklif etmek istiyorum. O olmazsa... Görmedi. Abi bu kadar kötü kalınır mı ya? Hani evde yalnız olsak önemli değil. Binlerce insan önünde. Yani. Böyle yaptım sen döndün böyle. Aa, pardon. Ya öpeceğim.
Tamam ben. Hay Allah. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum ben ya. Ben teşekkür ederim. Oturmak istersen valla çok değerlisin bizim gel, için ya gerçekten. Vallahi gel. Gel gel. Gel hadi gel. Gel lan hadi iyisin lan gel hadi. Allah seni gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.